Hoş geldiniz. Riski bu hafta doçent doktor Evren Bolgil ile konuşacağız. Özellikle geleneksel piyasaları ve günümüz piyasalarını çok iyi bilen bir isim. O zaman hocamızla olan sohbetimize hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Hocam hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk Murat Bey. Risk yönetiminde genelde böyle hayatında risk almış, işte bu finansal piyasalarda olabilir, kariyerinde olabilir ya da farklı alanlarda olabilir. O yüzden o isimlerle lezzetli bir sohbet yapmaya başlıyoruz. Siz de riski çok seven birisiniz. Motosiklet kullanıyorsunuz. Hız tutkunuz var. Yani riski seviyor musunuz? Yoksa gerçekten de sadece motosiklet anlamında mı, kullanımında mı seversiniz? Riski seviyor muyum? Yani seviyorum ama yani sonuçta 30 yılda bu hadiseyi anlamak için neredeyse ömrümü tükettim diyebilirim. Yani piyasalar içerisinde. Biliyorsun ki işte fon yönetimi, hazine yönetimi bankalarda. Daha sonra şeyde aracı kuruluşlarda risk yönetimi başkanlığı işte veya neyse yönetim kuruluna bağlı yöneticilik üst düzey. Daha sonra şirket kurmak suretiyle girişimcilik, portföy yönetimi. Onun içerisinde hepsi var. Dolayısıyla portföy yönetimi kurmak için aslında hayatımda en büyük riski aldım. Hani sen yayın öncesinde sormuştun. İşte piyasalarda en çok kaybettiğiniz miktar nedir, aldığınız risk falan. Hani onu da söylerim. Sorun değil de birçok insan saklar neticede. En büyük aldığım risk ne der? Ne diyorsan eğer aslında o girişimciliktir. Yani ondan daha büyük bir risk bence hayatta birçok insan da öyle değerlendirir. Çünkü ben hani girişimciliği seçerken ama bunu seçtiğim zaman da aşağı yukarı 20 yılın üstüne çıkmıştı zaten. Yani birçok insan şu anki bence Z kuşağı benim kadar beklemez diye tahmin ediyorum. CV'de en azından 3 senenin aşağısı olmasın da bize aman sıkıntı olmasın değil mi hocam? Biz böyle bir muhafazakar yapımız var maalesef. Tabii yani bizim kuşak diyeyim yani özellikle X kuşağı için bu çok daha fazla vardı. Buna takıntılı bir şekilde yaklaşan insanlar. Hala aynı şirkette 25 senedir çalışan arkadaşlarım var. Dolayısıyla yani böyle 3-5 seneyi bekleyeyim derken 25 sene oldu. Emekli olacak artık orada. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani orada ben hani sonuçta Türkiye'nin en büyük aracı kuruluşunun içerisinde orta kademe yöneticilik ve işte yönetim kuruluna bağlı çalıştığım yıllarda diyeyim. Yani gayet rahatım iyiydi yani hiç sonuçta yöneticilik pozisyonunda da olduğun için işte belli bir tabii ekibi yönetmek zorundasın ama kurumun da riskinden sorumlusun ve risk yönetimini kurmuştum işte iş yatırımı bahsediyorum aslında. Dolayısıyla yani iş yatırımında risk yönetimi bölümünü 2006'da kurduktan sonrasında işte 5,5 sene çalıştım. Yani o istersem herhalde büyük ihtimalle hala orada kalmış olabilirdim diye tahmin ediyorum. Emekliğime de az kalmıştı. Yıllardır İş Bankası'nda risk yönetimi departmanı kuruyorsunuz ama 30 senedir orada çalışıyorsunuz. Ben açıkçası sizi tanısaydım o halde hocam risk nedir diye size sormazdım. 30 sene garanti, maaş geliyor, ekip zaten iş orası da çünkü askeri disiplini olan bir yerdir. Yani sizin çalışırız kurumda böyle çalışanlar da değil mi yıllarca çalışır yani o kurumda da. Yani burada doğruyu aramıyorum bu arada onu söyleyeyim. Hiç öyle bir şey değil. Yani ben doğru yapıyorum arkadaşlar yanlış öyle değil yani öyle algılanmasını hiç istemem. Sadece demek istediğim şey şu ki normalde birçok insanın almayacağı riski yani tuzu kuru derler ya zaten sabit her ay belli bir maaşın var. İşte belli bir süre içerisinde prim jestiyon ya da ikramiye adına ne denecek ise performansa göre hem kurumun hem bölümün. Departmanın zaten o bölümdeki en yüksek şeyi ikramiyeyi sen alıyorsun yani ya da yönetici olarak yöneticiler olarak. Evet, jestiyonlar aynen. Dolayısıyla yani baktığında sıralamaya yani genel müdür, genel müdür yardımcısı, işte direktör ya da işte kıdemli müdür falan. Yani 2-3 tane pozisyon var zaten en üstten en aşağıya baktığında. Hani o yüzden o rahatı bırakıp sıfırdan böyle aşağı yukarı bir yıl boyunca maaş almayarak çalışmayı 40 yaşında az üstü diyelim. Zaten bence girişimcilik 45'ten sonrasında zor bir iş. Onu kaldırmak, risk almak açısından. Yani 45 yaşında daha üstü hatta diyeyim. 47, 48, belki 45 de olabilir ama
Ama 50 ve sonrası zaten bence çok zor. Sizce o zaman risk nedir ve risk yaşa göre değişebilen bir olgu mudur? Yani sanki böyle bir doğal bir aslında şeyden de bahsediyorsunuz değil mi? Süreçten de bahsediyorsunuz riskin kendi içerisindeki. Yani aslında yani beklenmeyen durumlarla karşılaşma hadisesi. Hani bunu ister hayata göre yorumla, ister işte iş yerine göre yorumla. Yani iş yerinde yaptığın işin niteliğine göre bu işte kur riski oluyor, faiz riski oluyor, emtia riski, fiyat riski, işte karşı taraf riski, operasyon riski, ticari risk, yasal risk, mevzuat riski. Böyle saatlerce sayabilirim sana. Ama yani hayata dair soruyorsan sonuçta bir kere belirsizlik değil. Çünkü niye değil? Yani belirsizlik ve risk aslında çok farklı kavramlar. Zaten piyasada da sen de çok iyi biliyorsun ki işte bir şey olacağı zaman ya da olacağı düşünülüyor ama nasıl olacağı belirli değil. Yani öyle mi olacak, böyle mi olacak? Yani bir takım senaryolar çiziliyor. İşte hem sizler anlatıyorsunuz hem işte uzmanlar, gelen uzmanlar anlatıyor televizyonda falan. Orada bir belirsizlik olmuş oluyor. Herhangi bir konuda işte Türkiye ile ilgili ya da yurt dışı ile ilgili. Dolayısıyla o belirsizlik durumu fiyatlanamıyor aslında. Yani hep piyasa bu işte bir olay ifade ediyor diyelim. Bu o olayı fiyatlara girdi mi? İşte tam mı fiyatladı, az mı fiyatladı, çok mu fiyatladı? Yani belirsizlikten farkı riskin aslında ölçülebilir bir şekilde yönetmeye çalışmaktan geçiyor. Yani yaptığın her, yani bir tanımlıyorsun riski, nelerdir bu? Yani bir tane de olabilir, birkaç tane, birçok da olabilir. Ama tanımlayabiliyorsun, ne olduğunu biliyorsun ve ona yönelik de ölçebiliyorsun. Ölçmek demek aslında modellemek. Yani işte fiyatlamak, piyasada onu jargon olarak kullanıyor ya, işte belirsizlikle bunu yapamazsın. Yapamadığın için haliyle risk hesaplaması ya da risk modellemesinden tamamen uzaklaşmış oluyoruz belirsizlik hadisesinde. Ama neticede nereden bakarsan bak tabii Türkiye'de riskler çok. Biraz ona geleceğim hocam. Çünkü Türkiye'de siz az önce dediniz ki en büyük aldığım risklerden birisi, belki de en önemlisi girişimciliğe işte soyunmam dediniz. Şu anda bir akademisyen kimliğiniz var. İşte televizyonlarda program yaptınız, yorumcusunuz. İşte Türkiye'de aslında birazcık da böyle sıra dışı yorumcusunuz ekonomide. Orada da bir risk alıyorsunuz. Yorum farkınız da var çünkü çok iyi biliyorsunuz kendi yorumlarınızda hocam tadını ve ölçeğini. Ama şunu soracağım. O zaman finansçının en istemediği şey herhalde belirsiz olan bir ortamda böyle hareket etmeye çalışmak. Belirsizlik hocam fiyatlanabilir mi? Belirsizlik durumunda risk alır mısınız? Yani örneğin Türkiye'de seçim olacak. Seçim olacağı zaman bir belirsizlik varsa, hani A partisi B partisi arasında, böyle bir durumda yatırımcılara ne önerirsiniz belirsizlik durumunda? En azından Murat dediğin sonuçta hani seçim her 4 senede bir yapıldığı için en azından zamanı belli. Tarihi tam belli olmamakla birlikte işte 2023 yılında seçim yapılacak Türkiye'de normal şartlarda. Dolayısıyla hiçbir şey belirli olan yani belirli olmayan bir durum yok ortada. Ama tabii ki senin dediğin gibi yani işte A partisi, B partisi ya da C partisi, gerçi öyle de değil bu arada, yani ittifaklar neticesinde olacağına göre düşünürsek partiler A ya da B şeyinin içerisinde, grup ittifakın içerisinde yer almak zorunda şu anki sisteme göre. Yani birçok şey yok aslında, seçenek yok. İki tane seçenek var, ya bu olacak ya diğer ittifak olacak. Dolayısıyla hani şimdi burada piyasa açısından yani kendime de baktığımda, yani ben sonuçta uzun yıllar risk yöneticisi işte yapmış bir kişi olarak hem kendi hayatımda hem işte yaptığım yorumlarda da aslında dediğin çok doğru. Yani sıra dışı bir finans ya da ekonomi uzmanı ama aşağı yukarı 30 yıl oldu Murat. Yani şimdi ben 90'lı yılların başlarından beri piyasadayım. Yani bu bugünkü ya da işte geçtiğimiz yıl ya da birkaç yıl diyelim ama 10 yıl önce ben de şu anki yaptığım dinginlikte ya da işte diyeyim hani derinlikte diyeyim, en azından dinginlik tam doğru olmadı da, derinlikli bir yapıda ve daha bağımsız ve özgür düşünebilen bir yapıda değildim. Türkiye'nin sayılı büyük kurumlarının içerisinde yöneticilik yapıyorsun ortaya da ortanın bir altı ya da üstü. Dolayısıyla hem bir şey temsil yeteneğim var. Son 5-6 yıldır da tabii daha farklı, daha rahat konuşuyorum. Ama bu beni diğer bir takım kurumlara bağımlı olan arkadaşlar ya da meslektaşlarım tarafından ayrıştırıyor. Ama bu da bir risk. Doğru söylüyorsun. Risk alıyor muyum? Alıyorum. Bunun bedelini ödüyor muyum? Ödüyorum. İşte bak, risk aldığında
Önemli olan şey burada, yani aldığın riskle ödediğin bedel arasındaki farkı kıyaslamak, karşılaştırmak. Bu sana ne kadar negatif ya da işte nötr ya da pozitif, yani illa çok ciddi negatif ya da çok ciddi pozitif olmayabilir. Çünkü bir taraftan negatif olur, bazı şeyler pozitif olabilir. Bunları evet, tabii değerlendirmek lazım. Ama hep yine aynı yere geliyorum cümle olarak. İster hayata dair olsun, ister şirketlerin içerisindeki yapılan çalışmalardaki risk yönetim çalışmalarına yönelik olsun, hep ölçebildiğimiz risk, yani bunu kriptolara da getiririz şimdi konuyu, ölçebildiğin riskleri yönetmek lazım. Yani hayatta ben hep mesela kendi yazdığım kitap, biliyorsun, 5. baskıya geldi. 5.yi henüz tamamlayamadık da basamadık. Ama hani hep imzalarken kitapların ilk sayfasına, ön sözün altına derim ki birçok kişiye en azından diyeyim, hayatınızda ölçülebilir risklerle karşılaşmanızı dilerim. Kişi kontrol de alabiliyor değil mi hocam? Yani o ölçülebilen bir risk olduğu zaman karar verebiliyor, yönetebiliyor, riskini yönetebiliyor. Belki o riskle ilgili bir karara varabiliyor. Ölçülemeyen risklerde ise herhalde hiç bu süreçleri yaşamıyoruz. Yani sen borsa endeksini sen de çok güzel kullanıyorsun ekranlarda birçok şey gibi, ama bunun yanında borsa endeksinin son aşağı yukarı diyeyim hani 10 yıl bile değil, yani 7-8 yılını alsan 2013'ten bu yana hareketini, nominal yani endeks 100 için konuşuyorum grafik olarak, üstlerine de yaşanan o ani inişleri ve çıkışları yaşatan olayları olay etkisi şeklinde bir tekst şeklinde üstüne yazsan küçük kutucuklarla, bu ne demek istediğimi dışarıdan seyretmesi çok heyecanlı ve keyifli olur durumun aslında karşılığı. Bence o grafikte var. Bir taraftan da hocam, yani aslında bu kadar çok olayın olması da bizim krizlere karşı, risklere karşı da dirayetimizi de arttırıyor. Bilmiyorum katılır mısınız ama mesela Avrupa'da muhtemelen pandemi riski olduğunda orada bankacılık sisteminin risk algısı çok farklı. Bizim zaten hani bankacılık sisteminin risk algısı çok farklı. Birazcık da böyle hani şu anda günümüzdeki Türk yatırımcısını ve Türk şirketlerin riske bakış açısını konuşalım mı? Biz hani risklere ve manevraya çok böyle herhalde dirençliyiz. O patikalardan çok gidip geldik çünkü sanki. Yani bu dediğin hem doğru, yani temelde aslında doğru bir tespit. Çünkü işte yaşı benim ya da benden biraz daha, yani şimdi 25-30 için aynı şeyi söyleyemem ama yaş grubu için tecrübesinden ve yaşadıklarından dolayı. Ama yaşı 40 ve işte 50 ya da biraz daha üstünde olanlar, yöneticiler ya da işte çalışan profesyoneller için söyleyeyim. Bu insanlar özellikle dünya vatandaşı olabilecek kalibrasyonda, yani nedir bu? İşte en az 1-2 tane yabancı dili, yani tam ana dili gibi değil tabii ama iyi bir şekilde hakim yazıp konuşabiliyorsa ve profesyonelce de bir şeyi varsa geçmişi, bu insanların Türkiye'deki yaşam, iş hayatındaki yaşadıkları tecrübe, dediğin gibi saat eskiden mesela, yani ben bunu bizzat kendi hayatımda da yaşadım. Hani çok uzun süre yurt dışına kalmadım. Bir yıla yakın bir süre yönetim danışmanlığı yaptım bir Amerikan firmasında ama 2005-2006 yıllarında. Ama yani o yıllarda da gördüğüm şöyle bir şey vardı. Bugüne göre farklı olarak. Mesela bugün ciddi anlamda, yani bugün dediğim sadece bu yıl için söylemiyorum. Son 5-6 yıldır profesyonel olarak yurt dışı tabii sermayesi 2005-2006 yılından sonra Türkiye'ye girdiği için ortaklıklar şeklinde Türk şirketleriyle yabancı sermayene, yani Avrupa sermayesi başta olmak üzere Türk profesyonel yöneticilerin önemi arttı. Ve bu artışlar son 4-5 yıldır da Türkiye'deki profesyonellerin yurt dışına bir takım aynı çalıştığı şirketler de olabiliyor ya da transfer de olabiliyor. Eskiden Orta Doğu gelişmekte olan EMEA diye söylüyoruz ya biz, gelişmekte olan Orta Doğu tarafının bölge sorumlusu olan kişiler artık şimdi Avrupa, Doğu Avrupa, Avrupa'ya falan kaymaya başladı. Yani Orta Doğu'da olması belki hani çok fazla bir şey ifade etmeyebilir bize göre profesyonellik anlamında. Çünkü en azından Türkiye'yi çok daha Orta Doğu'dan kurumsal yönetildiğini biliyoruz ve görüyoruz değil mi? Ama bunu Avrupa'ya doğru kaydığını da görüyoruz son yıllarda. Telekomünikasyon, perakendecilik falan olmak üzere e-ticaret falan. Dolayısıyla yani bunlar bence Türk yöneticilerinin bu işte geçtiğimiz kabaca 30 yıl diyeyim, 90 sonrasından itibaren yaşadığı tecrübeler dolayısıyla. Evet, yani Türkiye'de işte bu 7-8 yılda o dediğim borsa endeksi grafiğin üstüne eklenirse çok ilginç bir sonuç çıkıyor dediğim gerçek. Aslında o gerçek İsviçre borsa endeksine koysan İsviçre ekonomisi dağılır. Kesin dağılır yani.
şunu sormak istiyorum. Yani riski yönetirken siz daha çok temel analizi mi, teknik analizi mi kullanırsınız? Hani orada riski yönetmek için en önemli enstrüman nedir? Bu genelde finans piyasalarına yatırım amacında soruyorum hocam. Örneğin S&P 500'ü aldı yatırımcı ya da işte altın aldı, dolar aldı. Hiç kripto paraları şimdi katmıyorum çünkü o ayrı bir tez gibi sizin masa notlarınızda da. Birazdan orada DeFi ve fintech alanlarında belki bir miktar değiniriz ama finansal piyasalara yatırım yapanlara risk yönetmekte öncelikle ne tavsiye edersiniz? Yani şimdi orada yani temel analiz ve teknik analiz dediğin şey esasında yani özellikle teknik taraf için teknik analiz sonuçta geçmişteki verileri grafik olarak ister işte şey çizgi ya da işte şeyde candlestick vesaire mum grafikler falan ama yani geçmişe bakıyorsun aslında geçmişte yaşanmış olaylara fiyat hareketlerine bakıp ileriyi tahmin etmeye çalışıyorsun ve birçok işte fonksiyonlar şeyler, formasyonlar falan birçok şey kullanıyorsun. Ama finansta bir gerçek var ki aslında finansal piyasalarda gelecekteki getiriler geçmişteki yaşanan performansların sonucunda oluşmuyor. Yani deterministik bir fiyat hareketi yok. Finans piyasaları stokastik yani rastsal hareket ediyor. Bu gerçek akademik olarak yıllar öncesinden hesaplanmış, bulunmuş, ispat edilmiş bir sonuç. Bunu şuna bağlıyorum. Yani riski nasıl yönetiyorsun? Açıkçası hani hisse senedi alıyorsan, yani hisse senedi yatırım yapıyorsam, evet dediğin doğru. Yani temel analizle analiz ediyorum ama o aslında bir finansal analiz, risk yönetimi değil. Finansal analiz yapıyorsun. Şirketin bütün bilançosundan başlayarak analiz ediyorsun. Bunu yapıyor muyum? Evet, yaparım. Yani bir yatırım kendim şahsi olarak bir yatırım portföyü oluşturacaksan borsada, o şirketin bilançosunun en azından geçmiş 5 senesiyle birlikte aslında bir klasik hisse senedi değerleme metodolojilerini kullanarak yani göreceli, çarpan, indirgenmiş, nakit akımı, Gordon vesaire yani bunlardan faydalanarak şirketin yani bugünkü fiyatının pahalı mı, ucuz mu olduğu analizini yapıyorum ama bu risk yönetimi değil. Bu tamamen normal şirket değerleme, temel analiz. Yani bir nevi finansal check-up. Teknik analizde zamanlaması kısmı senin de çok iyi bildiğin şekilde. Hocam şimdi tabii artık bu geleneksel finansla yeni nesil finans mı desem, kripto paralar mı desem bilmiyorum ilginiz var mı ama oradaki risk yönetimi de çok farklılaşabiliyor. Tabii günümüz teknolojisinde hayatımıza giren bazı kavramlar da var. İşte NFT olsun, DeFi olsun, işte fintech alanları olsun. Bunların hepsi finansın da aslında boyut değiştirdiğini gösteriyor ama öncelikle ben size kripto paraları sormak istiyorum. Yani oldukça riskli enstrümanlardan bir tanesi. Son dönemde de dalgalanmalarına da şahit olmuş olduk. Ona dair ne düşünürsünüz ve oradaki risk yönetimi hakkında çok kısa bilgi verebilir misiniz? Yani şimdi bu tabii Murat şöyle bir şey. Yani sistem sonuçta 2007-2008 neyse yani şeyin hani Bitcoin'in en azından teknik olarak ortaya çıkmasından bugüne aşağı yukarı bir 12-13 sene geçmiş oldu. Yani rüştünü zaten hani o anlamda ispat etmiş bir şeyden bahsediyoruz oluşumda. Tabii ki Bitcoin bu işin hani mimarı olduğu için çıkış anlamında söylüyorum ortaya ve kabul anlamında bugüne kadarki geçmişi itibariyle hep Bitcoin başta işte birkaç tanesi daha hani buna eklemlenmiş vaziyette ama yani risk yönetimini nasıl yani ben tabii hani bir kripto yatırımcısı olmadım açıkçası. Yani belki bu benim işte dediğim gibi mesleki deformasyon olarak da düşünmek mümkün olabilir. Dolayısıyla ama onların hepsi işte daha önce konuştuğumuz ölçülebilir risk ya da işte beklenen getiri risk iştahına alakalı bir yere konumlandırarak yani hep önümde bir strateji oldu. O stratejiye göre bazen tabii ki kaybettim ama kaybedeceğim miktarın ne olacağını bilerek kaybettim haliyle. Yani işte buna ya da zarar keslerle falan stop losslar diye tabir edebiliriz. Yani katlanabildiğiniz zararı kestirebiliyordunuz. Kripto paralarda böyle bir kestirme söz konusu değil mi hocam? Yani öngörülemeyen bir risk mi var burada size göre? Ne oldu da burada %30 iki gün öncesinde düşüş oldu? Sonuçta Çin ödeme sistemi kuruluşlarını kripto paraların kullanımını yasakladı. Ondan bir ay önce ne oldu? İşte Elon Musk şeyde Tesla'da Bitcoin kullanılmayanmasını yani yasakladı, açıkladı, böyle bir açıklama yaptı. Yani bunun sonu yok ki. Ama bu S&P 500 içinde yok mu hocam? Biden bir vergi açıklıyor, bir şey oluyor. İşte ya da örnek veriyorum FOMC tutanaklarında bir mesaj geliyor. Fed faizi artıracak ya da varlık alımını azaltacak gibi bakıyorsunuz borsalar düşüyor. Yani bu geleneksel ürünler içinde yok mu sizce böyle bir risk?
Şimdi şunu demek istiyorum. Şimdi oynaklık seviyesine göre Murat, yani bunların hepsini ölçüyorsun. Yani ölçtüğüm zaman ben şu anda Bitcoin'in oynaklık seviyesinin %100 olduğunu görüyorum. %100. Altının oynaklık seviyesi şu anda %12. Tamam mı? Dolayısıyla yani oynaklığı, yani volatilite tabiri hep kullanıyoruz ya. %100 olan bir enstrümanda bu senin bu kadar para kaybedebilme ihtimalin olduğunu gösterir. Yani dolayısıyla peki, sen bu enstrümana yatırım yaptığında ben burada işte %20 kaybedeceğim, %5 kaybedeceğim diyemezsin. Peki hocam, ben riski seviyorum ve diyorum ki hani sonuçta yatırım yapacağım para benim için gözden çıkarmış olduğum bir para. Birazcık da böyle aslında bilmediğim sularda da yüzmek de istiyorum. Çünkü hani var param, ihtiyacım da yok ve bununla da %100 riski göz önüne alıyorum. Böyle bir ortamda yine de nasıl biz kendimize bir emniyet sibabı koyabiliriz? Yani kripto paralara yatırım yaparken diyelim, size göre risk yönetimi nasıl olması gerekir? Yani şimdi burada işte yani şöyle olması gerekiyor haliyle, ama Türkiye'de öyle yapılıyor mu bilmiyorum. Yani en son benim gördüğüm 3 milyon üzerinde hesap var. Borsadaki hesaptan fazla, ama bu kadar 3 milyon diyelim kabaca. 3 milyon yatırımcı burada hakikaten nasıl riskini yönetiyor, o konuda bir bilgim yok. Çünkü bir analiz de yok. Bence tamamen sürü psikolojisi olduğunu tahmin ediyorum. Yani sürüden kastettiğim şimdi muhtemelen bu düşüşte son dönemde satın almış olanlar, yani son dönemden kastettiğim işte son 5 ay içerisinde satın almış olanlar Bitcoin üzerinden gidersek, neticede yani bu yıl içerisinde çok daha düşük seviyeleri görmüştüm. Hocam, bu program ömürlük bu arada. Bu son, bunu cümlede genel böyle örnek verirseniz sevinirim. Hep izleyecek izleyicilerimiz. Dolayısıyla hani bu son düşüş belki bir yıl sonrasında bambaşka bir boyutta olacak. O yüzden hani tavsiyenizi verirken biraz daha genel, hani devam edersek çok sevinirim açıkçası. Yani uzun ömürlü bir programımız olsun istiyorum, amacım o. Yani sonuçta yıl içerisinde 2021 yılı içerisinde daha düşük seviyelerde de işlemler geçtiği için haliyle ister istemez bu düşüşün sürü psikolojisinde bir devamı olmuş olabilir. Ama yani yarın da tabii ki yükselişler olur, düşüşler olur. O anlamda kastetmiyorum, ama risk yönetimini bu kadar yüksek oynaklığı olan bir enstrüman ya da diğer enstrümanlarda da benzer, vatandaşın, yatırımcıların yaptığını çok düşünmüyorum. Yani bu nedir? İşte siz gidersiniz bir pozisyonunuz vardır işte senin tarafında borsada, Borsa İstanbul'da, bir yok tarafında onu ya tam ya kısmi hedge yaparsınız, korumaya alırsınız, sigorta alırsınız. Ama bunu opsiyonlarla yapabilirsiniz, vadeli kontratlarla yapabilirsiniz gibi gibi. Ama şimdi burada Bitcoin tarafında hani yurt dışında bunun tabii ki vadelileri falan da var neticede. Bildiğim kadarıyla borsalarda kota olmaya başlamıştı. Ama bizim Türkiye'deki yatırımcılar yurt dışındaki bu vadeli mesela Bitcoin için konuşuyorsak, vadeli Bitcoin'lerden faydalanıyorlar mı? Risk yönetimi açısından, yani pozisyonun ters yönlü bir kısmi koruma şeklinde, yani bu %30 düştüğünde ben de %30 para kaybetmeyeyim bir günde mesela, kastettiğin o aslında tam olarak. Bunları yaptıklarını zannetmiyorum. Bunun hatta opsiyon tarafında da bir takım daha kompleks enstrümanları da var. Ama Türkiye'de yine bunun türev farkındalıkları düşük olduğu için, hele kriptolarda bence çok daha düşüktür. Yani finansal okuryazarlık tarafında çok emin değilim orada. Türev ürünlerle onu kontrol edebilirsin. Hocam, şimdi çok kısa olarak da aslında bu anlamda risklerini doğru yönetmek, yatırımlarını da doğru yönetmek isteyen izleyicilerimize, bu hem kripto paralarda olur, hem hayata dair olur, hem işinde, gücünde, kariyer riskinde olabilir. Hani sizin böyle bazı mesajlarınız var mı? Tabii çok büyük laflar etmeyi de sevmediğinizi biliyorum, ama yine de buradan çıkarılacak dersler varsa doçent doktor Evren Bolgun ne der acaba deyip hocam ondan sonra programımızı yavaş yavaş sonlandırırız sizinle. Yani Murat, tabii aynen öyle, yani çok büyük söyleyecek bir laf olması hakikaten, hem kendimi de bağlamak istemem. Kimseye de çok fazla hani akıl vermek gibi bir şeyim de yok, gerçekten samimi olarak söylüyorum. Sadece hani burada şunu söylemek lazım, hani bağlı olduğumuz platform, yani BTC Türk için söylüyorum. Bunlar Türkiye'de zaten hani sayıda kurmuşlar, kendilerini ispat etmiş ve fintech teknolojisindeki gelişmelere inanıyorum. Yani bu arada şöyle bir soru şey de çıkmasın yani. Riski konuşuyoruz işte, tamam çok yüksek riske sahip bu enstrümanlar falan.
Ama yani bunun arkasındaki şey finansal inovasyon, işte bu 12-13 seneyi kastediyorum ve bu son yıllarda artan ivmelenmesi hakikaten beni de heyecanlandırıyor. Yani ben de neticede finans tarafında işte 30 yıl sonrasında bunu anlamaya, arkadaki işte şeyi, sistematiği, yani blok zinciri falan, onları kastediyorum. Ya da işte senin son söylediğin NFT'ler falan şeklinde hadiseler, gelen şeyler, uygulamalar. Ama tabii ki hani bazılarını, özellikle NFT'ler başta olmak üzere, bazılarını anlamakta zorlanıyorum. Yani o fiyatlamaların nasıl arz talep tarafında buluştuğunu. Ama neticede her şey, inovasyon yenilik getiriyor. Hani ya, bizim yatırımcılara ne önerebilirim dersen, açıkçası hani bu şeyde özellikle kripto tarafında alım satım işlemleri yapan yatırımcıların, ben Türkiye'de benim okuduklarım ya da bildiklerim çerçevesinde aslında hisse senedi yatırımcısından daha uzun süre kriptoları elde tuttuklarını duydum. Yani okumalarımdan ve gördüklerimden. Çünkü Türkiye'de hisse senedi elde tutma süresi aşağı yukarı 30-35 gün üstünde değil. Yine iyiymiş hocam. Ben günlük zannediyordum. 35 günse maşallah var yani. Hisse senedi tarafında öyle çıkıyor. Açıkçası şeyin raporlamaları, Türkiye Sermaye Piyasalarının Birliği falan ya da MKK kayıtları düştü, ama eskiden daha yukarıdaydı. Şimdi işte 25-30 gün, 35 gün arasında, yani kabaca bir ay diyebiliriz. Ama şeyde bu biraz daha eski, benim 2 sene önce okuduğum bir şeydi, kaynak. Bizim şeyde kriptolarda aşağı yukarı 2,5-3 aya yakın bir beklentiyle satın alındığına yönelik, ama bunun genelin tabii şimdi 3 milyon daha üstü, yani 2 sene önce çok daha az sayıdaydı muhtemelen şey, hesap sayısı. Yani o pek güncellemeye muhtaç bir veri ama. Evet. Mesela bir ayı piyasasına girince hani bu gerçekten de bir 3-4 aya yayılıyor. Orada pozisyonun için bekliyor gerçekten kripto para yatırımcısı. Bir de boğa geldiği zaman da o da o kadar uzun sürmüş oluyor aslında. Yani o 3 ay belki gelen sayı, örneklem sayısı da çok arttığı için bu yıl itibariyle özellikle bence geçerli olabilir dediğin gibi. Dolayısıyla aslında hisse senedinde uzun vadeli yatırımcı olmalı mantığı sanki bu kadar yüksek bir oynaklığa sahip olan enstrümanda daha erken olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani orada tabii şey, yani yatırımcı niteliği de farklı, onu demek istiyorum. Diğer tarafta hani açıkçası hani burada gerçekten hani kripto endüstrisinin getirdiği finansal yenilikler, özellikle ödeme sistemleri başta olmak üzere ve blok zinciri tarafındaki uygulamaların da finans alanının dışına da bence çok hızlı bir şekilde kayacağı için oraya doğru gidiyor gözüküyor. Dolayısıyla bunların hepsi bence önemli değişimler. Yani aslında siz burada bir yatırım aracından ziyade kripto paraların getirmiş olduğu o teknoloji, değil mi? Yepyeni alanları besleyecek, finansal teknolojileri besleyecek. Bunu da göz ardı etmeyelim diyorsunuz. Kurumsal taraftan da baktığın zaman hadise, evet, ön tarafta böyle kripto paralarla dönen bir borsa ve içeride bir işlemler yekünü var artan miktarda. Ama öbür tarafta da şirketler tarafına girdiğinde de işte blok zinciri teknolojisinin tedarik uygulamalarına ya da işte blok şeyi, akıllı kontratlara nasıl uygulanabilir gibi gibi bir sürü başka şeyler çıkıyor. Dolayısıyla hani o yapıyı kurumsal şirketlerin de kendi bünyelerine hem verimliliklerini arttırmak hem finansal teknolojik inovasyonlarını da arttırmak tarafında kullanmak gerektiği doğmuş vaziyette. Onu kastediyorum. Tabii bu da onların, aslında şirketlerin de gelecekteki risklerini yönetmesi açısından çok daha başarılı olması sağlayacak. Çağı yakalamış olacak herhalde. Hocam çok teşekkür ederim. Burada da beni yalnız bırakmamış oldunuz. Doçent Doktor Evren Bolgün'le veda edelim. Hocamızı uğurladıktan sonra tabii risk yönetimleri hafta farklı konu ve konuklarımızla da devam ediyoruz. Bu anlamda komedyen ve yazar Deniz Özturhan olacak risk yönetimde. Onunla birlikte aslında komedyen olmanın risklerini konuşacağız. Risk yönetimine devam ediyoruz. Komedyen ve yazar Deniz Özturhan bizlerle birlikte ve aslında hem komedyen olmanın belli bir takım riskleri varsa onları konuşacağız. Hem de tabii sektörü konuşacağız. YouTube'da program yapma işini konuşacağız. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ailemize de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizde de Deniz Özturhan'la YTD, yani yatırım tavsiyesi değildir şekli bir program başlandı. Evet. İlk bölüm yayınlandı. Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Tabi ile birlikte. Evet. Nasıl tepkiler?
Güzel tepkilerimiz fena değil. İnsanlar en temel olarak bizim evli boşanmış bir çift olduğumuza inanmamışlar. O doğru. Gerçekten ayrılmış bir çiftiz. Ama iyi anlaşıyoruz. Zaten işin mizansiyeti de oradan başlıyor herhalde değil mi? Evli ve boşanmış olmanız. Bunu nasıl koruyabildiniz? Muhtemelen size çok sorulmuştur ama zor bir şey değil mi ilişkileri sonrasında böyle yürütebilmek? Yani elbette çok fazla emek, çok fazla zaman, çok fazla karşılıklı anlayış ama biz çok eski arkadaşız. Yani 2000 senesinde arkadaş olmuştuk zaten. Onun verdiği bir şey var. Senelerce beraber mizah yapmış, beraber çalışmış olmanın verdiği bir şey var. Kaan'ın geyiğinin kalitesinde geyik bulamadığım için. Boşasam da bir şekilde evet, hayatımda diyorsunuz. Tabii ki. Muhteşem. Evet. Gerçekten de özel bir insandır. Evet evet, programın zaten enerjisine de yansımış oldu. İşte kripto paralarda bir mizansel yapılır mı ya da komedi yapılır mı'nın en güzel örneklerinden bir tanesini yapmış oldunuz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İlk bölüm yayınlandı. Şimdi tabii ki farklı bölümlerde farklı konseptler de gelecek ama tabii siz radyo programı, YouTube programı aynı zamanda işte seyirci ve dinleyicinin çok zor ikinci şansı vermiş olduğu noktalar, program formatları beğenmediği zaman YouTube'da direkt olarak kapatıyor. Yani televizyonda belki bu kadar çok sert bir değil mi? Risk tabii. Yok ama bu tarafta bambaşka riskler bounce var. Bounce rate dediğimiz 20. saniyede gidiyor. Evet, rating ölçümünün çok acımasız olduğu bir alandayız. Sizi ilk başta korkuttum. Hani biraz da formatı uydurmaya çalışacağım. Yani bunu bir risk olarak gördünüz mü acaba? Şimdi aslında risk dediğimiz şey benim mesleğimde. Ben sanatçıyım. Ben bu sanatçıyım açıklamasını yaptığım anda ben riski almış oluyorum. Yani ben bundan sonraki hayatımın belli bir bölümünü bir şeyler üreterek, insanları mutlu etmeye çalışarak, kendimi de bu insanları mutlu ederek, mutlu etmeye çalışarak geçireceğim. Bir şeyler üretiyor olacağım. Ha beğenilecek, ha beğenilmeyecek ama ben bu üretime devam edeceğim. İlk riski orada alıyorum. Sürekli ondan üretmek ve yaratmaya dayalı bir mesleğiniz var aslında. Evet, bu açıklamayı yaptığımda zaten riskin %95'ini, %98'ini almış oluyorum. Ondan sonraki şeyler, yani üretimin ilk safhası, sonraki safhası benim için aslında biraz içgüdüsel gelişiyor. Yani nasıl devam ederimi kendi içinde oluşuyor. Yani kafamdaki veya hani kendi güldüğüm şeylerin ekseninde oluşuyor. Ondan sonrasını aslında bir risk olarak veya risk yönetimi olarak değerlendirmiyorum. Çünkü şeyi biliyorum kafamda, daha önce yaptığım işlerden de, eğer doğru, güzel, insanlara dokunabilen oradan veya buradan bir iş yapıyorsanız 5. programda, 100. programda nerede olursa olsun o birilerini yakalıyor. Yakalıyor. Doğru bir iş yapmış oluyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden hani ilk program, ikinci program beni bıraktılar mı, alacaklar mı değil. Ben işimi elimden geldiğince iyi yapayım, bakalım kimler alacak. O zaman sizde şöyle bir kaygı yok. Yani hani izleyici ne ister ben onu vereyim şeklinde bir içerik düşünmüyorsunuz. Siz kendi içeriğinizi, alıcısı varsa hedef kitleyle birebir zaten bir şekilde örtüşeceğine inanıyorsunuz. Aslında biraz öyle. Bir yandan da ben 10 sene sahnede çalıştım. Yani gerçekten stand-up yaptım ve sahne performansı gösterdim. Ve sahne dediğiniz yer zaten hani seyirciyle o kadar yakın bir temas içerisindesiniz ki. Hani şöyle diyebilirim, ben kendi kafamdakini seyircinin istediğini, daha doğrusu seyirciyi mutlu etmek. Benim sahnedeyken işim ne? Seyirciyi mutlu etmek. Evet. Aslında yapmam gereken şey o. Kendi kafamdakinin çerçevesinden çıkmadan kendime çizdiğim özgürlük alanının içerisinde yine seyirciye bir şey vermek için çalışıyorum. O da çok ince bir ayar. Ama yani 10 yıllık deneyimim sonucunda o ayarı tutturduğumu düşünüyorum. En azından tutturmak için hani gerçekten büyük bir çaba sarf ettiğimi düşünüyorum. O yüzden yani kendi üretebileceklerimin içerisinde yine seyirciyi, dinleyicimi mutlu etmek için bir şey yapıyor oluyorum. Buradan hemen kendi reklamımı yapayım çünkü yapmazsam olmaz. Olumlu Dünya diye podcastım var. Hepinizi bekliyorum. Evet, orada da aslında insanlara çok güzel olumlu mesajlar veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Bir yerde de işte hani psikiyatr hizmeti gibi oluyor herhalde ama bilmiyorum. Vallahi hep öyle diyorlar. Deniz abla seni dinlemeye başladım. Psikoloğa ne anlatacağım? Pamuk gibi oldumlar mı? Ya da hani gerçekten çok ciddi bir sorunum varmış. Onu fark ettim. Terapiye gitmeye başladım. Diye çok fazla geri dönüş, çok güzel geri dönüşler geliyor. Olumlu Dünya hep böyle şey diye algılıyorlar. Özellikle bu daha beyaz yakalı ortamlarda hani ben bir nasıl diyeyim, yaşam koçu değilim. İnsanlara hani özel olarak şunu yap, böyle olacak, hep pozitif olmasın, bir de toksik pozitiflik diye bir şey var ya. Bir sözler söylemek de insanı rahatsız edebilir. Yani bilmiyorum sizi eder mi ama beni çok rahatsız ederdi herhalde. Böyle yaşam mottosu vermeye çalışmak, aşılamak hiç bana göre şeyler değil. Yani yaşam mottosu vermekten ziyade ben aslında karşımıza çıkan, benim hayatımda yine orada da birazcık içgüdüsel ilerliyorum. Benim hayatımda karşıma çıkan ve olumlamakta zorlandığım, içinden çıkmaya zorlandığım şeyleri
böyle komik, kendimi de eğlendirerek ele alıyorum. Ve zaten bunlar hepimizin hayatına yansımış şeyler kesinlikle oluyorlar. O zaman da ortaya insanları mutlu eden, en azından psikolojilerine bir katkı sağlayan bir sonuç çıkıyor. Şimdi çok büyük işte insanlar geliyor, çok fazla sayıda insan geliyor sizi izlemeye için ve bir yerde gülmek için, değil mi? Onun evet için para veriyorlar, işte mutlu olmak istiyorlar. Hiç böyle bir espri yapıp da hiç geri dönüşüm olmayan bir nokta oldu mu ve nasıl bir ruh halinde? Çok zor herhalde. Şimdi stand-up'ın özellikle sahnenin ilk birkaç senesi maalesef boom etme, yani çöktüğünüz çok fazla yer olur. O da birincisi, hani her seyirci birbirinden farklı. Gerçekten çok tam riskin yaşandığı yer o. Çünkü evet, bir seyirci diğerine benzemez. Kadıköy'ün seyircisi, ben bir de çok da FIFA ekibiyle hani Berlin'den Hatay'a kadar, Adana'ya kadar aklınıza gelebilecek Türkiye'nin ve hani yurt dışına da sahne almış bir ekibiz biz. Ve onu hesaplıyor olmanız gerekiyor, hı-hı, aslında kafanızda. Bu seyirciye ne gider, nasıl yapılır? Onun bir matematiği var aslında. Onun küçük bir matematiği var içerisinde. Ama en temeli yapabileceğinizin en iyisini yapmaya, inanarak ve seyircinizi severek sahneye evet çıkmak. Peki o zaman kendi bildiğinizden ziyade birazcık da hani izleyici ne isteri bilip onu vermeye çalışıyorsunuz. Bu da yani matematiksel yaklaşmak olayı sizi rahatsız etmiyor mu? Yani aslında hayır. Ben dediğiniz gibi, hı-hı, hani para veriyorlar, şaka yapıyorum. Aynen. Parasıyla güldürüyorum aslında. Parasıyla güldürüyorum. O paranın hakkını vermek durumunda evet hissediyorum insanlara. Ve kendi sanatım içerisinde ben zaten kendime özgürlük alanlarını yaratıyorum. Denizden farklı bir şey görmüyorlar. Hı-hı. Ama o seyirciyi eğlendirmek için yine gerekiyorsa da onu yaparım. Yani onu sanattan bağımsız veya beni kısıtlıyor bunlar diye düşünmüyorum açıkçası. Ve peki mesela 10 senedir yaklaşık işte, hı-hı, bu işi yapıyorsunuz ve 11. işte 11. sene, nice seneler olsun inşallah diyelim, ama şimdi tabii Türkiye'de bazı şeyleri yapmak çok zorlaşabiliyor. Farklı olmak cezalandırılabiliyor ya da işte çok fazla ekonomi ve politik gündemle de uğraşıyoruz. Hı-hı. İnsanlar mutsuzlaşabiliyor. Cem Yılmaz bile eskisi kadar baktığınız zaman belki mizansel yapmıyor. Çok daha ciddi konulara kafa, hı-hı, yormaya başladı. Hani bu ülkede mizah yapmak zor mu sizce? Yani sizin de birazcık böyle hayata bakış açınızı, gülmenizi de engelleyen bir sebep oldu mu? Şimdi bu ülkede mizah yapmak çok kolay. Çok. Mizahtan başka tutunacak hiçbir dalımızın kalmamış olması bizi tabii ki, hı-hı, her an her şeye gülmeye zorluyor. Besliyor aslında. Çok besliyor. Çok büyük bir sıkışmışlık, hı-hı, var toplumda. O sıkışmışlığın bazı küçük yerlerden o ufunetin o şeyini yoğuşmasını atması gerekiyor. Mizah da bunların en temel siboplarından bir tanesi. Hı-hı. Yani emniyet sibobu gibi oradan hafif hafif biz aslında bütün o öfkemizi atıyoruz. Fakat mizah yapmak kolay derken tabii bir tık daha ifade özgürlüğüyle de çeşitli... Yani onu aktarmakta bir miktar. Evet, yani biraz yanı sıra ifade özgürlüğümüzde de birazcık gelişme, hı hı, görebilsek. Bu arada insanların bence son 10 yılda bakış açıları izleyici anlamında çok değişti. Bir de şunu gözlemleme şansım oldu benim. Anadolu'da çok fazla gösteri yapabildiğim için yani pek çok komedinin gitmediği kadar çok yere gittiğimiz için ve çok fazla da kadın seyirciye oynadık. Anadolu'ya gittiğimizde çok da Fifi'nin seyircisinin %80'i kadın oluyor. İnsanlar gülmeye çok açlar. Hı hı. Çok arzuluyorlar ve geldiklerinde de o kadar sıcak. Hani mesela bizim kafamızda şey gibi bariyerler var. Anadolu'da herkes çok muhafazakardır. Hiç öyle değil. Gerçekten gülmek, gerçekten her şeyi konuşmak istiyorlar. Ve kadınlar bir de kendilerine ait bir mizah görüp onu paylaşmak istiyorlar. O yüzden oldukça güzel zaman, biraz daha bir tık daha ifade özgürlüğüyle çok daha güzel zamanlar göreceğiz bence. Umarım. Şimdi tabii hani size klişe bir soru ileteceğim, belki kızacaksınız. Belki stüdyoyu terk edecekleriz. Şimdi atıyorum, kalemi atıyorum, buraya hazırlandım. O zaman tahmin etmişsinizdir zaten ne soracağımı. Evet, kadın komedyen olmanın zorlukları. Şimdi evet, izleyiciniz tabii kadın. Hı. Anladığım erkek kadarıyla. Ben sizi de izledim ama genel hani bakıldığı zaman da kadınlar da geliyor. Gayet tabii ilgi ki gösteriyor. Bu güzel bir şey. Siz tabii muhtemelen seyirciniz Türkiye'de eğitim düzeyi bir miktar daha ortalamanın üzerindedir diye tahmin ediyorum. Çünkü izledim sizi. İşte o yaptığınız esprilerin karşı tarafa geçmesi için herhalde
CV sormuyoruz girişle. Tabii yani girişte lisans üstü gelip lisans altıysanız gülemezsiniz şeklinde. Herhalde yani benim sıkalanız yok. Komedyen olarak aslında hayatımda en çok istediğim şey gerçekten herhangi bir hani beyin cerrahında kasiyeri de güldürebilecek şakayı yapabilmek. 7'den 70 aslında. Yani 7'den 70 herkes alabilecek şakayı yapabilmek. Yani ben niş bir yerde durayım, sadece belli şeyleri bilmiş insanları güldüreyim gibi bir çabam yok. Gerçekten herkese bir şey söyleyebilmek istiyorum. Bir sanatçı olarak aslında kalbimde yatan aslan o. Ama tabiatıyla ön yargılar geçerli olabiliyor. Yani bundan birkaç yıl öncesine kadar merhaba ben komedyenim dediğimde bana aa kızlar komik olmaz ki cevabını da duydum ve kafada atmadım bunun karşılığında. Ne kadar da iyi bir insanım inanır mısınız? Yani kafa. Ama gerçekten böyle bazı klişeler var. İşte güzel kadın komik olmaz. İşte ne bileyim kadın espri yapmaz. Genelde erkek güler. Yani siz güzel ve kadınsınız. Çok espri yapıyorsunuz, ederim. Güldürüyorsunuz. Ne diyeyim yani güzel bir meziyet efendim. Şimdi o meziyetlerden... O sizin güzelliğiniz efendim. Çok sağ olun. Aslında ben de güzel espri yapıyorum ama bazen finans sunduğumuz için insanlar o espri yaptığı zaman direkt diyorlar ki ya bu ekonomi sunuyor. Espri yapmaması lazım. Yani güzel espri yapıyor derken tırnak içerisinde çok gülen de olmuyor aslında ama ekonomi sunduğumuz için o yaptığı zaman da havada kalıyor. Yani ben de ona bakarsanız kasiyere işte şeye ne derler adına mahallemdeki esnafa geçenlerde Kayseri mantısı alıyorum. Gerçek Kayseri mantım var dedi. O içinde gerçek Kayseri parçacıklarım var dedim. Adam hiç gülmedi. Böyle baktılar. Mutlaka ama... trollediğinizi düşünüyorlar. Hayır yani şöyle bir durum var. Bence hayatımızın her alanının biraz daha gülmeye, biraz daha rahatlamaya ihtiyacı var. Bence gerçekten kendine güvenli insanlar, rahatlamış, mutlu insanlar zaten daha çok gülmeye yatkın oluyorlar. O yüzden beyaz yakalı ve piyasalarda çalışan arkadaşlarıma da gülmeye birazcık vakit ayırın. Gelin bizim pandemi de var aslında. İzleyin, yatırım tavsiyesi değildir izleyebilirsiniz mesela diyorum. Kesinlikle. Şimdi bölgelere göre değişiyor mu Deniz Hanım? Ben mesela YouTube'da son dönemde YouTube'un tabii bu kadar çok insanlar tarafından, kitleler tarafından takip edilmesiyle mizah anlayışının da daha kaliteli olduğunu, çünkü kaliteli şeyleri izlemek istiyorlar. İşte bir taraftan da dünyadaki o şeyleri mizahı da görebiliyorlar. Evet, ünlü Amerikalı komedyenleri ya da mizah yapan kişileri. Dolayısıyla bu anlamda bir hani belki espri evrensel bir boyuta geldi. Amerikalı'nın esprisine çok rahat gülebiliyoruz. Ya da işte örnek veriyorum Hindistan'da bir mizah izlediğimiz zaman gülebiliyoruz. Bu anlamda bir avantaj mı ve farklı kültürleri de güldürebiliyor musunuz? Bir Amerikalı'yı, bir Şimdi Avrupalı'yı. Berlin'e gittiğimde Alman'ı güldürdüm. Ama Almanlar Türklerle Berlin'de o kadar iç içe geçmişler ki. Yani sayılmayabilir yani bu değil hiç mi? Sayılmayabilir. Ha. Yani üst yazılı bir şekilde oynadık Berlin'de. Çok enteresan bir deneyimdi. Yani tiyatro sahnesinde bir yandan yazınız akıyor. Ama Almanlar tabii yani hani kahvaltıcısına gidiyorlar. Türklerin ne yaptığını biliyorlar. Onlar bize çok güldüler. Çok yakınlar aslında. Tabii ki yurt dışında bu stand-up işini yapacak olsam mesela Kanada'ya gidip yapacak olsam bir tık oranın araştırmasını yapar. Bir süre orada dolaşır. Hani oranın daha rahat anlayabileceği uluslararası şaka diye bir şey var. Hani herkesin gülebileceği şaka var ki biz de yurt dışından insanlara gülüyoruz. Ama tabiatıyla insanlara birazcık daha yakın gelecek. En basit örneği turne yapan komedyenler bile gittikleri yerde Milwaukee'ye gidiyorsa adam selam Milwaukee'liler falan da sizin de bilmem neniz meşhurmuş, pişmaniyeniz meşhurmuş falan diye gidiyorlar. Yani onu da tahmin ediyorum. Evet. Deniz Hanım çok teşekkür ben ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Size de programlarınızın devamını, risk yönetimi de güzel risksiz güzel günler diliyorum. Çok teşekkürler. İnşallah risk yönetimi içinde zaten risk almadan nasıl kazançlı çıkarı mesajında paylaşmaya çalışıyoruz. Bu da değişik bir bakış açısı oldu. Şöyle bir şey diyeyim aslında. Gerçekten risk almadan herhangi bir kazanç elde etmenin imkanı yok. Riskinizi değerlendiriyor olmanız lazım belki de. Hayat küçük güzel risklerle daha tatlı belki de. Çok teşekkürler beni ağırladığınız efendim. İçin. Görüşmek üzere. Tekrar çok sağ olun. Deniz Özturhan komedyen ve yazar. Aynı zamanda podcast Olumlu Dünya olduğunu da söyleyelim. Bu hafta programımızın da sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.